geride bırakılan 30 yıllık meyveli ağaca profili içerisinde en çok Papa suikast girişimi, ondan sonra İtalya'da yaşadıklarınız, daha sonra Vatikan'ın size olan yaklaşımı meselesinin üzerinde durdunuz. Ve zaten de galiba en çok bu eleştiriliyor. Yani daha evvel de Türkiye'de bir geçmişi olan bir genç adam var, öğrenci hareketlerine katılmış, ondan sonra başka bir takım olaylarla adı anılmış ama kitabında da yer verdiği husus özellikle Papa suikast girişimi, daha çok da altını çizdiği mesele İtalya'da yaşadıkları. Niye? Bakın şimdi Türkiye'yi ilgilendiren hiçbir şey yok. Burada Pire'yi deve yapan bir medya var. Bütün medya suçlamıyorum tabii. Kartel medyası veya satanist medya, neyse. Bunlar 3000 ülkücü insanın ölümünü unuttular. Bir tek insanın ölümüne odaklandılar. Elbette hiçbir ölüm tasvip edilemez, meşru gösterilemez. 32 yıl önce bir insan ölmüş. Ama 3000 ülkücü, milliyetçi, masum insan katledilmiş. Bunu unutursanız ve sadece bir insanı hatırlarsanız bu bir insanlık suçudur. Olay bu kadar basit. O kişinin tabii gazetenin yöneticisi olmasının da bunda etkisi galiba var, bakın, galiba değil mi? Bakın, bütün insanlar, bütün milletler eşit insanlık onuruna sahiptir. Beyni yıkanmış kitlelere, dünyaya bunu izah etmek lazım. Namuslu bir çöpçü ile bir cumhurbaşkanı, bir imparator, bir kral arasında hiçbir fark yoktur. Bütün insanlar eşit insanlık onuruna sahiptir. Bu ilkeyi savunması gereken sözde solcu, komünist, gerçekte satanist, lümpenler 30 yıldan beri, 32 yıldan beri masum Mehmet Ali Ağca'ya kin kusuyorlar. Olay bu kadar basit. İdeolojik bir kin ve nefret var. Şimdi siz kendinizi masum diye tanımlıyorsunuz. Oysa 30 küsür yıldır bir mahkeme kararı var, biliyorum. Mahkeme kararı olabilir. Ne olacak ki? Hiroşima'ya atom bombası atan adam da kendisini masum ilan ediyor. Bunlar farklı şeyler. Bakın, bir savaş var geçmişte. Abdi İpekçi'yi kim vurdu? Siz vurmadınız mı Abdi İpekçi'yi? Ben kitabımda yazdım. Bunu sürekli cevaplandırmayı da reddediyorum. Kitapta yazılı. Merak eden varsa alsın, okusun. Hayır, sadece şunu merak ediyorum. Yani Abdi İpekçi işte Oral Çelik öldürmüştür, ben öldürmedim gibi ifadeleriniz var ama. Hayır, ifadesi Oral Çelik'in ifadesi. Oral Çelik'in de ifadesi var. O kadar da önemli bir olay değil. Çünkü bakın, ben... Siz o olayın hiç mi içinde değildiniz? Bakın şimdi ben 2006 yılında tahliye oldum mu? Oldum. 10 gün kin ve nefret kustular. 10 gün bir insan için Türkiye'yi yaktılar, yıktılar bu satanist çevreler. Aynı yıl Kasım ayında Tel Aviv'de 3000 Türk, masum Türk evladı katledildi. Mossad, İngilizler, Amerikalılar katlettiler, öldürdüler. Ve hiç kimse bir gün manşet atmadı. Hani bir Türk dünyaya bedeldi? Bu bir maske. Bunların demek istediği bir Yahudi dünyaya bedeldir. Böyle vicdansızlık olur mu ya? Ben ırkçı değilim. Bakın ne diyorum? Bütün milletler, bütün insanlar eşit insanlık onuruna sahiptir. Ama bu satanist zorbalar ne yapıyor? 3000 Türk insanının ölümünü hiçe sayıyorlar. 40-50 yıl önce neyse ölmüş bir insanı her gün getirip bu milletin başına çarpıyorlar. Milletin kendisini suçluyorlar. Masum kurum ve kuruluşları suçluyorlar. Yetti artık ya, bu noktaya geldiği zaman cehenneme kadar yolunuz var der birisi. Niye öldürüldü Abdi İpekçi? 5000 insan öldürülmüş. İç savaş var. Komünist çeteler var. Her gün ülkücü öldürüyorlar. O arada öldürülmüş. Olay bu kadar basit. Ama hiç kimse kalkıp da ben şu cinayeti tasvip ediyorum diyemez. Önemli olan bu. Yani ben hiçbir terörizmi tasvip etmiyorum. Bu söz yeter. Bitmiştir olan. Abdi İpekçi'nin mezarına gitmek istediniz mi sizce?
Bunlar saçma sapan şeyler. Bu soru değil, hakaret. Ne Abdi Peçin'in mezarına gidiyor? Sen git gazeteci olarak 3 milyon Iraklı'nın mezarını ziyaret et. Arkadaşım bunlar boş şeyler. Siz Stockholm sendromunu bile aşmışsınız. Siz katillerinize aşık mı oldunuz ya? 3 milyon Iraklı öldürüldü. 2 milyon Afganistanlı öldürüldü. Afganistan işgal edildiği zaman Abdi Pekçi'nin kızı Başkan Bush'u alkışladı. Senin babanı 2 milyon masum Afgan mı öldürüldü? Öldürülen masum Afgan mı öldürdü senin babanı? Böyle vicdansızlık olabilir mi? Sen bana istediğin kadar kin kusabilirsin. Ama öldürülen 5 milyon Iraklı'ya, Afganistanlı'ya, Filistinli'ye kin kusamazsın. Ben Türk milletine mensubum. Ama aynı zamanda Afganım. Iraklıyım, Filistinliyim. Bütün ezilenlerin, zulme uğrayanların sesiyim. İşi bu noktaya getirirseniz bu savaş asla bitmez. Ben dostluk elimi, barış, diyalog elimi uzattım. Yine kin kustular. Öyleyse hikaye bırak. Ne derlerse desinler, umurumda değil. Sizin Abdi İpekçik salonunun ismini değiştirmesi teklifiniz vardı. Evet, ben teklif ettim açıkça. Dedim ki Güneydoğu'da 10 bin Türk evladı öldürüldü. 10 bin şehit. Abdi İpekçik spor salonunun ismi Güneydoğu şehitleri olsun. Veya Kıbrıs şehitleri olsun. Ya Abdi İpekçi de kalsın. Başka olay bir yer, bu. Başka bir yere Güneydoğu şehitleri salonu açılsın, olmaz mı? Olay bu yani. Şimdi siz bu ülkenin bütün insanlarını unutursanız, rencide ederseniz, sürekli bir insanı hatırlarsanız birileri tepki koyar yani. Yetti artık der. Bunun bir sınırı olmalı ya. Nedir yani? Gazeteci de insan, çöpçü de insan, işçi de insan. Bakın, Adana'da 8 tane ülkücü öğretmeni öldürdüler. Aynı gecede. Beşiktaş'ta 7 tane gümrükçü öldürdüler. Hepsi ülkücü, milliyetçi. Ümraniye'de 6 tane gariban Giresunlu işçiyi öldürdüler. Neymiş bunlar? Komünistlere hizmet etmemişler. Osmaniye'de MHP ilçe başkanını, karısını, 2 tane... ...la ilgili bir projeksiyon yapalım. Bir minik detay alalım. Evet. Siz cezaevinden ilk denemede kaçmadınız. İlk denemede hastaneye kadar gittiniz. İki arkadaş, ikinizin de elinde silahlar var. O silahlar size bir yerden geldi. Ama silahlar sizde değil, arkadaşınızdaydı. Sonra hastanede silahla arkadaşınız hemşireleri, doktorları rehin aldı. Siz kaçabilir durumdaydınız aslında ama kaçamadınız. Bir şey oldu orada. Ne oldu? O günü bana bir anlatır mısınız? Yani herkes sizin kaçtığınızı evet. biliyor ama bir kaçma deneminiz var sizin. Başarısız ve hastanede bir silahla eğlen meselesi var. Başarısız bir şey yapmadım ben. Şimdi... Ha, iki kişi beraber kaçmaya karar verip silahlanmadınız mı? Yok. Silahlar arkadaştaydı. Bir yere saklayacaktı. Daha sonra kaçacaktık. O çocuk silahları saklayamayınca orada firar teşebbüsü değil de yani firar planı suya düştü. Ama hastanede birilerini rehin aldı o sizin için. O çocuk için. Birisini rehin almış. Benim için değil. Silah ya, ortaya çıkınca öyle bir mecburen rehin almış. Daha sonra bıraktı gitti. Olay bitti. Ondan kaç gün sonra size tekrar silah geldi? Sanırım bir ay sonra falan bir silah daha geldi. O asker Bünyamin mi getirdi size silahı? Tabii yani şimdi silaha gerek kalmadı. Kalmadı ama size bir silah geldi dışarıdan. Evet. O cezaevinde çalışan ülkücü asker getirdi Bünyamin. O silahı Oral Çelik'ten mi aldı? Ya arkadaşlar gönderdi yani. Ali Veli önemli değil ya. Yani. Arkadaşlar gönderdi. Kim bu arkadaşlarla sizin ilişkiniz neydi o zamana kadar? Ya bu arkadaşlık yani ülkücü arkadaşlar bana silah gönderdi. Gayet normal bir şey yani. Gayet normal. Oral Çelik, Yalçın Özbey? Oral Çelik var, Yalçın Özbey var işte 3-5 tane. O asker aracılığıyla silah gönderdi. Evet, ülkücü. Sadece size mi gönderdiler yoksa aslında cezaevlerine böyle rahat rahat silah gönderilebildiği bir dönem miydi yani? Ya esasında bütün cezaevlerinde silah vardı o zaman. Bütün cezaevlerin silahlıydı. Herkese silah geliyordu. Bana da geldi öyle. Sonra size bir de aynı zamanda bir asker üniforması geldi. Evet, bir asker üniforması geldi. Siz o üniformayı giydiniz. Evet, hayatımda ilk kez bir asker üniforması giydim. İlk bir ve gece. Son kez. Evet, ilk ve son kez. Rütbesi var mıydı üzerinde? Yok. Rütbeye gerek yok zaten biz. Ben ilahi sistemin askeriyim zaten. Rütbeye falan ihtiyacımız yok. Ama öyle hani asker üniformasını giyip de rahat rahat çıkamadınız. Kapıda bir büyük kapıda bir engel daha vardı değil mi? Yani birini tehdit etmek zorunda kaldınız oradan çıkarken. Yok yok, kimseyi tehdit etmedik.
Askerin biri bana dedi ki saat kaç dedi. Tam ayağımı dışarı atıyorum. Saat ondan, kaç? Ondan önce bir büyük kapıda Bünyamin'in yok, sakın konuşma dediği kimse olmadı mı? Hayır hayır, silah falan kullanmadık, yok. Gerek kalmadı. Sadece size saati sordular. Size üçe çeyrek var dediniz. Yani, üçe çeyrek var, üçe çeyrek mi geçiyor? Üçe çeyrek var. Üçe çeyrek var dediniz. Tarihi an, üçe çeyrek var. Nereye gittiniz sonra? İstanbul'a geldik, onun ötesi de zaten kitapta yazılı. Şimdi kitap okumayalım burada da, yani milletin merakı gitmesin. Yok ama bunlar çok tarihi anlar. Yani biz yıllarca şöyle bir de siz çıktıktan sonra Milliyet Gazetesi'ne mektup yazdınız. Evet, tarihi mektup. Buradadır bakın. Niye böyle bir şey, buna ihtiyaç yok? Ben göstereyim, siz anlatın. Böyle daha rahat olur. Evet. Buna niye ihtiyaç hissettiniz? Bir, ikincisi ne dediniz o mektupta? Yazılı orada yani. Okuyabiliyorsanız. Okunur. Bakın. Siz söyleyin. Evet. Papayı öldürmek için kaçtım dediniz. Evet evet, bu bakın, bir gazeteci geldi, Amerikalı. Fehmi Koru ile görüşmüş. Nereye geldi? 2007 yılında. Hı. Bir araştırma yapmak için geliyor. Fehmi Koru'ya diyor ki Ağca 1979 yılında dünyadaki en önemli figürlerden bir tanesiydi. Hı hı. Ağca'nın yazdığı mektubun ne kadar önemli olduğunu tahmin edemez. Ama siz bu mektubu bana ilahi güçler yazdırdı dediniz sonra. Ya bu zaten. Ya ben bilinçli olarak yazmadım dediniz. Bunu. Belli, apaçık ortada zaten. Bakın tarihe bakın, gazetenin tarihine bakın. Kaçmış gazetenin tarihi? Salı 27. Salı 27 Kasım 1979. Ne diyor orada? Haçlı komutanı papayı vurmak için kaçtı. Hı hı. Haçlı komutanı. Şimdi bir de şuna bakın. Salı 27 Kasım 1095. Yani 900 yıl önce papa dünyaya haçlı seferlerini ilan ediyor. Haçlı komutanı papa dünyaya haçlı seferlerini ilan ediyor. Düşünebiliyor musunuz? Benim olaydan haberim yok. Haçlı seferlerin tarihini bile hatırlamıyorum. Bu mektubu yazdım. Mektubun üzerinde tarih yok. Düşman Milliyet Gazetesi'ne gönderdim. Hemen yayınladım. Bu tesadüf mü? Yani zerre kadar akıl mantık sahibi olan... Niye gönderdiniz? Nereden icap etti? Ya papa Türkiye'ye geliyordu onun için. Bir gün sonra papa Türkiye'ye geliyor. Ama ondan sonra da dediniz ki ben papayı öldürmek için, yaralamak için ateş ettim. Çünkü öyle emir almıştım dediniz. O ayrı bir şey tabii. O ayrı bir şey. Yani burada bir plan var. Bakın. Bunu söyleyen ikisi farklı farklı duygudan söz ediyoruz şu anda, öyle mi? Yani sizin Maltepe'den kaçtığınız gün hissettiklerinizle 81'de İtalya'da yaşadıklarınız birbirinden farklı şeyler. Çok farklı şeyler tabii. Ama ikisinde de bir papa lafı geçiyor. Tabii, ama iki farklı tabii. Konudan söz ediyoruz. Buyurun. Şimdi papa suikastının ardında zaten Vatikan hükümeti var. Ona gelmeyelim. Daha İtalya'ya gelmeden yani evet. şu mektubu hangi psikoloji içinde yazdığınızı anlamaya çalışıyorum ben. Şimdi psikoloji şu. Papa Türkiye'ye geliyor. Ben de iki üç gün önce cezaevinden kaçmışım. Papayı tehdit ediyorum. Gelme diye. Evet. Yani bunu basit bir insan aklı mantığı ile izah edemez. Sizin içinde bulunduğunuz hareketin böyle bir ortak kararı mı vardı? Papayı protesto hayır, edelim hayır. falan filan diye. Kesinlikle. Bu hareket böyle şeylerden anlamaz. Ben tek başıma karar verdim. Tek başıma yazdım. Tek başıma Milliyet'e bıraktım. Milliyet'te, düşman Milliyet'te. Orada firardasınız bu arada. Yani. Evet, firardayım tabii. Düşman Milliyet'te hemen yayınladı. Bakın manşet yaptı. Ondan sonra da yayınlaması mıydı? Yayınlamaması gerekirdi esasında. Değil mi? Bana sözcülük yapıyor. Ondan sonra da TRT'ye kin kusuyor. Niye çıkardınız ağaca? Sen niye yayınladın mektubu? İstese de istemese de yayınlayacak. Yani bu ilahi sisteme maşa oldu, o kadar. Bu tesadüf mü zannediyorsunuz? Bakın. Salı 27 Kasım 1095. Papa dünyaya haçlı seferlerini ilan ediyor. Ve Salı 27 Kasım 1979. Tam 900 yıl sonra ben mektup yazıyorum. Haçlı kutması için beni buldu. Papa suikastını organize etti.
ve neticede üçüncü sır gerçek oldu. Evet, üçüncü sır yani papa suikastıdır. Biliyorsunuz Hristiyanlık tarihindeki en önemli, en gizemli sır Fatıma'nın üçüncü sırrı. Bunun özeti nedir? Daha doğrusu. Bir şey söyleyeyim. İtalya'da katil mi yok? Türkiye'den üstelik cezaevinden firar etmiş bir adamı buldular. Hayır bu öyle bildiğiniz gibi değil. Fatıma'nın sırrında Mehmet Ali Ağaca ismi yazılı. Dördüncü sır var açıklanmayan. Orada Mehmet Ali Ağaca ismi yazılı. Meryem Ana geldi ve çocuklara sır verdi. 1980 yılında 13 Mayıs. 1980. Yani siz dünyaya gelirken aslında o dönemki papa olan ikinci Jean Paul'e silah çekeceğiniz mi yazılıydı? Bakın sadece bu basit bir silah olayı değil ki. Orada bir sır var. İlahi sır var. O kadar çetrefilli başka şeyler var çok, ki. Örneğin kardinaller var sizinle pazarlığa oturmuş. Tabii. Siz cezaevindeyken kaçırılan çocuklar var. Öldürüldüğü iddia edilen çocuklar Emmanuel var. Emmanuel Orlandi. Onların hepsini konuşacağız. Yani hani ilahi sır ama işin asayiş tarafı da acayip karışık. Karışık çünkü zaten bu... Hani ilahi sır dediğin biraz daha temiz olmaz mı yani? Hayır şimdi temiz olmaz çünkü zaten... Bu ilahi sır Vatikan'ın çöküşünü ilan ediyor. Yani çöken bir kuruluş bu. 2000 yıllık Vatikan İmparatorluğu zaten bir enkaz. Ne zaman çöktü? Çökmüş. Enkaz. Bakmayın siz onun ortada kalmasına falan. Sovyet İmparatorluğu da çökmez görünüyordu. Bir gecede yıkıldı, tarihten silindi, gitti yani. Bakmayın siz o Vatikan'ın orada. Kaç para verdi Vatikan size papayı ateş etmeniz için? Hayır, bana para verilmedi bakın. Az önce şey dediniz. Hayır yani. O harçlık. Harçlık verdiler yani bana git al şu milyon doları da papayı vur denilmedi. Bir kiralık katil kiralıyormuş gibi de olmadı. Öyle bir şey olsa ya insan çıldırmış olmalı ya. Yani milyar dolar alsan ne olacak? Peki size gelip kardinaller şey mi dedi yani Fatıma'nın üçüncü sırrının gerçekleşmesi için senin papaya evet, bulman lazım mı dediler. Evet aynen böyle. Siz nasıl inandınız mı? Yani neden inandınız buna daha doğrusu? Yani bana gelip deselerdi ki Ersoy bak, dede senin ateş etmen lazım deselerdi ben buna inanmazdım. Ama bakın olay burada bakın bu. Vatikan'ın adamı, ajanı gelip bana diyor ki bakın bu mektup Salı 27 Kasım 1979 günü Haçlı seferini, Haçlı komutanını vurmak için kaçtım diyorsun. Ve Salı 27 Kasım 1095 günü Papa Haçlı Komutanı dünyaya Haçlı seferlerini ilan ediyor. Yani burada bir ilahi bağlantı var. Bir ilahi sır var. Sen bunu bilmeden yaptın diyor. İlahi sistem seni sürükledi diyor. Ne oluyor? Siz bir bu bir mucize diyor. Siz bir düşünce dünyasına dalıyorsunuz, kendinizden geçiyorsunuz ve böyle şeyler mi oluyor? Hayır. Ben öyle mesela nasıl, bu mistik mektup falan değilim ama bu apaçık belge yani. Bir mektup yazdınız, niye yazdığınızı bilmiyorsunuz. Yani ama sonra ortaya çıkıyor. Yani bilinçli değilsiniz o anlamda söylüyorum. Yani hayır, bilinçli yazdım ama manasını daha sonra anlıyorsun. Yani daha sonra ortaya çıkıyor. Ve Vatikan bana diyor ki bu işin esası böyle. Vatikan istihbaratı diyor. Vatikan kardinalleri bunu anlıyorlar. Peki size kardinaller gelip demişler ki kardinaller değil, dikkat edin. Kardinaller kim? Değil. Kardinallerin adamı. Adamı gelmiş demiş ki vuracaksın, yaralayacaksın ama öldürmeyeceksin. Niye? Tabii şimdi. Siz de ona mı dikkat ettiniz? Yani siz isteseniz öldürür müydünüz? Tabii 3 metreden öldürürsün. Siz papayı isteseydiniz öldürür müydünüz? Tabii. Ama burada bir ilahi plan var. Papa ölmeyecek. Yani siz yaralamak için mi ateş ettiniz? Kesinlikle. Papayı sadece yaralamak için ateş ettim. Bakın sadece karnından vurdum. Ama orada kaç el silah patladı yani? Yok ya. İki el. Bir tanesi boşa gitti, bir tanesi böyle. Bir tanesi eline dokundu, bir tanesi de karnında. İsteseydim kafasına da. Tabii kafasına, kalbine ateş edebilirdim tabii. O kadar yakındınız. Evet, o kadar yakındım. Siz istemediğiniz için papa ölmedi. Vatikan hükümeti dedi ki papayı öldürmeyeceksin. Vatikan hükümetinin talebi. Ama niye mesela vuracaksın ama niye öldürmeyeceksin? Öldürmeyeceksin çünkü yaralı papa üçüncü sırrı gerçekleştirecek adam. Yani Sovyet İmparatorluğu'nun yıkılışı üçüncü sırra bağlı. Antikomünist papa gelmiş orada
Sovyet İmparatorluğu'nun yıkılış için mücadele edecek. Papa'ya denilecek ki Papa suikastının ardında Sovyet İmparatorluğu var, Kremlin var, KGB var. Bu bir plan. Bulgar gizli servisi yok mu? Yok. Ama niye inkar etmediniz zamanında bunu o zaman? Ya ne inkar edeceksin, bu bir savaş. Yani komünizme karşı savaş. Niye size var mı dendiği zaman var dediniz? Nerede? İtalya'da mı? Evet. Ya bu bir komplo. Komplonun içindeyiz. Ama yani deseniz ki benim bir şey alakam yok kardeşim, bana niye bunu Vatikan verdi bu talimatı deseydiniz ya. Hayır, olur mu öyle şey ya? Bu zaten önceden kararlaştı. Sonra sizin ifadeleriniz doğrultusunda İtalya'da bir Romalı diplomatı gözaltına aldılar. Olsun. Komünizm zaten... Şey, Romalı diyorum, Sofyalı bir diplomatı gözaltına aldılar. 2 yıl 3 yıl hapise attı. Komünizm zaten insanlığa karşı bir suçtur. Komünizm yüz milyonlarca insanı öldürmüş. İnkar etseydiniz ama yani sonuçta... Hayır. Hayır, bu planın bir parçasıydı. Planın bir parçası bu. Yani Vatikan Amerika'yı da kullandı. Amerika'yı kullandı. İtalya'yı kullandı. Sovyetleri suçladılar. Sovyetleri dünyaya rezil ettiler. Katil Sovyetler dediler. Ve bu unsur da, yani diğer ekonomik unsurlarla, sosyal unsurlarla birleşince Sovyet İmparatorluğu çöktü. Peki, bir tarihten şey söyleyeyim mi? Silindi. Sizin bu ifadeleri vermeniz aslında olayın çözümünü zorlaştırmak için miydi? Hayır hayır. Ya bu, bütün bu ifadeler İtalyan devletinin, bakın, Vatikan ve Amerikan devletlerinin rejisiyle, senaryosuyla ve siz böyle şey... aklı, vicdanı hür hiçbir insana kabul ettiremezsin. Sizden teslisi kabul etmeniz demek sizin vaftiz de olmanız ve evet, Hristiyan olmanız demek. Siz evet, bunu mu reddettiniz? Evet. Bunu kabul etseydiniz ne olacaktı? Kabul etseydim 1983 yılında özgür olacaktım. Türkiye'de devam eden bir davanız vardı. Daha af mafya yok. Ya şey, hikaye yok. Türkiye kim ya? Türkiye kim? Vatikan İmparatorluğu var ya. Bakın ben. İtalya'da mı yaşamaya devam edecektiniz? Tabii. Il Sabato dergisine bir... Siz yoksa kardinal mi olacaktınız o tarihte? Kardinal da olurdum. Vatikan'da papanın yanında kral da olurdum. Siz papa da olurdunuz bu gidişleri. Hayır, papa değil. Papa olmam. Papa falan öyle, kardinal olmaya da gerek yok. Benim böyle mevki falan bir, şey... Bir kardinal ne kadar maaşlıdır aşağı yukarı? Ya almaz. Onlar inançları için yaşıyorlar. Bakın kardinal... Olur mu? Versace falan papa... Yok, Ratzinger'in yok. Öyle... Papa, bakın papa... Bir dolar hayır, taşımaz yani. Şunun için soruyorum. Tamam, evet. Taşımaz ama işte ayakkabılarını şeyini falan gördük Ratzinger'in. Evet. Şöyle, evet, şunun için sordum. Yani size Papa 2. Jean Paul doğrudan mı dedi? Vatikan hükümeti de dedi. Vatikan hükümeti dedi. Yani onlar dediğinde o teklifi kabul etseydiniz büyük ihtimalle ekonomik olarak da rahat bir hayat sürecektiniz. O anlamda söylüyorum. Yani sadece 83 yılda özgür kalmayacaktınız. Aynı zamanda ekonomik olarak da rahat bir hayat sürecektiniz. Yanlış mı anlıyorum? Şimdi Vatikan'ın içinde normal bir hayat yaşarsın. Ekonomik açıdan önemli değil. Çünkü orada bakın herkes gerçekten fakirdir. Papa fakirdir, kardinallar fakirdir, kilise zengin ve güçlüdür. Ama onlar Mesih İsa gibi fakir olmayı tercih ediyorlar. Yani zenginliği Hristiyanlık için harcıyorlar. İnançlı, idealist insanlar. Yani öyle petrol şeyhleri gibi milyarlarca doları çalıp şehvet için, lüks, özel hayat için harcamıyorlar. Yani Vatikan'ı bu açıdan takdir etmek lazım. Vatikan yanlış yolda. Teslis yok. Bakın İncil burada. Teslis yok burada. Yani bu bir uydurma. Yani teslis İncil'e ihanettir. Bakın İncil'de apaçık yazılı burada. Bu ama sizin görüşünüz. Sonuçta yani milyarlarca Hristiyan'ın da bir inancı var, bir inanışı var. Hayır, yok ve ki. Kutsal kitapları var. Yok, burada böyle bir şey yok. Kutsal kitap... Bu sizin görüşünüz. Evet. Sizin görüşünüz. Zira yani milyarlarca Hristiyan farklı düşünüyor. Farklı düşünüyor ama bir beyin kontrolü var. 2000 yıllık bir beyin yıkama operasyonu var. Yani Vatikan burada bir zulüm içinde. Sistematik zulüm var. Ve ben bunu söylemek zorundayım. İncil'de teslis kelimesini bana gösterebilecek bir Hristiyan varsa gelsin buraya. Ben Hristiyan olacağım. Tamam, siz biraz öne gelin, düşmeyin. Ben Hristiyan olacağım, haydi. Getirsinler bana İncil'de teslis kelimesini göstersinler. Ben yarın Hristiyan olacağım. Ama gösteremezler. Teslis yok bu kitapta. Bu bir masal, siz uydurma. Siz zaten Hristiyan değil misiniz? Hayır, Hristiyan değilim. Ne Hristiyan olacağım? Ya Hristiyan ne demek?
La ilahe illallah demek. Eşvedü en la ilahe illallah ve eşvedü en la ilahe illallah demeyen hiç kimse Hristiyan olamaz. Bakın burada Mesih İsa'nın sözleri var. Ne diyor? Eşvedü en la ilahe illallah. Bakın Yuhanna İncili ayet, pardon, sure 17 ayet 3 okuyorum. Yuhanna İncili. Evet, Yuhanna İncili. Bakın bu Vatikan İncili ya. Ben uydurmadım. Mesih İsa dedi ki. Onu Vatikan'dan satın mı aldınız? Yok, hediye ettiler bana. Kim hediye etti? Hristiyanlar hediye ettiler. Rabbim. Neden hediye ettiler size İncil? Misyonerlik mi? Misyonerlik faaliyeti kapsamında mı hediye ettiler? Ya tabii ki öğrenmem için. Öğrenmem için faydalı oldu. Mesih, bakın Mesih İsa diyor ki. Rabbim, Allah'ım, sen biricik ilahsın. Senden başka Allah yok. Mesih İsa da senin sadece temsilcindir. Mesih İsa söylüyor bunu ya. La ilahe illallah diyor. Teslis nerede? İnancına saygı duyuyorum elbette. Peki siz... Ama bunu da haykırmak zorundasın. İncil'i de mi okumayalım Hristiyanlara yani? Yani Müslümanlar bana bunu mu yasaklayacak kardeşim? Ben İncil'i okuyorum burada. La ilahe illallah diyor. Teslis yok. Bunu İncil söylüyor. Sonra da gelmiş burada misyonerlik yapıyor. Neyin misyonerliği yapıyorsun? Göstersinler Hristiyan olayım mı diyorsunuz? Evet. Peki ama inançlı bir Müslümansınız. Evet, Allah'a şükürler olsun. İnançlı bir Müslümanım tabii. Peki inançlı bir Müslümansınız ve anladığım kadarıyla da sırf bu inançlı Müslüman olmanız nedeniyle de Vatikan'ın verdiği, yapmış olduğu parlak teklifi reddederek hayatınızın önemli bir bölümünü, yani bir gençlik kadar kısmını cezaevinde geçirdiniz. Tek lamba altında diye tanımlıyorsunuz. Evet, 27 yıl. Ama bu çok basit bir şey. Herkesin yapabileceği bir şey. O anlamda söylemedim. 1400 yıl içinde milyonlarca mümin, mümine bundan benim gibi davrandı. Hatta benden daha çok fedakarlık yapanlar da var. Bunlar çok basit şeyler, normal şeyler. O anlamda söylemedim. Yani evet. Siz bunun için böyle bu yolu tercih ettiniz. İsteseniz. Tabii. Şimdi mesela hani şimdi ise Mesih olduğunuzu söylüyorsunuz. İnsanlar da şunu soruyorlar ister istemez. Yani meczup diyorlar. Hayır, meczup değil. Evet. Ahiretini yakacak diyorlar. Ya bu kadar inançlı bir Müslüman ahiretini yakacak diyorlar. Pekala, ben de diyorum ki şu kitabı okuyun. Bakın 300 sayfa bu kitap. Bu kitabı akıl, mantık, vicdan sahibi insanlar okusunlar. Şayet bu kitapta İslamiyet'e aykırı bir şey varsa. Hangi kitaptan söz ediyorsun? Bu benim kitabımda. Papayı neden vurdum? 1000 yılın kitabı. Bakın 1000 yılın kitabı. Gösterin bakın 1000 yılın kitabı, yanlış anlaşılmasın. İncil'den değil. 1000 yılın kitabından bahsediyorum. Bu kitapta İslamiyet'e aykırı, Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir tek dini söz, cümle göstersinler. Ben bu kitabı kendi elimle yakacağım. Kitapta bir şey yok. Siz Mesih olduğunu söylediniz ya. Evet. Yani çok inançlı bir Müslümansınız ve hatta dininizi değiştirmemek için bir gençlik süresi boyunca cezaevinde kalmayı göze aldınız. Evet. Ama şimdi ahiretinizi yakma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyleniyor. Onu söylüyorum ben. Söyleniyor. Bakın bunlar çok basit söylentiler. Ben de diyorum ki burada apaçık belgeler var. Diyorum ki Vatikan bu kadar çok. Şimdi İtalyan Rai devlet televizyonu benimle 10 defa görüştü. Düşünebiliyor musun? Farklı şehirlere 10 kez televizyonlarını gönderdi. Kanal 1, Kanal 2, Kanal 3. Bütün İtalyan televizyonlarıyla görüştüm ben. Ne merak ediyor? Yani siz mesela Papa'yı anlatıyorsunuz ama onlar da en çok Papa'yı mı merak ediyorlar? Ya Papa'yı merak ediyor, beni merak ediyor. Yani bu adam diyor Türkiye'den geldi, Hristiyanlığın merkezine yerleşti. Hristiyanlığın en büyük sırrının merkezinde bu adam var. Nedir bu hikaye diyorlar. Merak ediyorlar. Yani kaçınılmaz bir merak bu. Dünyanın 5 kıtasından hala dünya medyasında yer alıyor bu olay. Basit bir şey değil yani. Peki. Şöyle. Yine sizinle ilgili, sizin geçmişinizle ilgili, yani Türkiye'deki döneminizle ilgili. 2010 Ocağındaydı değil mi son tahliyeniz? Evet, yani siz 12 Ocak'ta 12 Ocak mıydı? 18 Ocak. 18 Ocak'tan bu yana özgürsünüz. O zaman
dendi ki yani yıllar evvelki bağlantıları sayesinde evet. Mehmet Ali Ağacı artık son derece müreffeh bir hayat yaşayacak. Burada evet. onu bekleyenler var. Burada onun işte bir hayat onu bekliyor. Evet. Güzel bir hayat, renkli bir hayat onu bekliyor. Evet. Hatta bilmem kaç yüz bin dolarlar alındı, bu paralar paylaştırıldı vesaire falan evet. dendi. Doğru mu bunlar? Var mı? Bunların hepsi yalan, iftira. Bana bir dolar veren bir medya kuruluşu olsa ortaya medya çıksın. Medya değil. Hiç kimse medya değil, medya değil. Yani anladım. Sizin eski arkadaşlarınız. Hayır. Hiç kimseden bir dolar para almadım. Hiç kimse. Nasıl yaşıyorsun? Nedir geçim kaynağınız? Sadece kitaptan biraz telif hakkı aldım. Onunla idare ediyorum. Yok rahat hayatmış da müreffeh hayatmış da bunların hepsi bomboş hikaye. Ben savaşçıyım. Hayatımın sonuna kadar savaşacağım. Bu bir kültür mücadelesidir. Evet, demokratik kültür mücadelesidir. İstanbul'da mı yaşıyorsunuz? İstanbul'da yaşıyorum. Var mı eviniz yurdunuz? Evim yurdum yok. 3-5 tane arkadaşın evinde kalıyorum. Şurada misafirim, burada misafirim, akrabalarım var. Önemli değil. Savaşçının evi olmaz. Böyle bir elbiseyle dolaşıyorum, yaşıyorum yani. Önemli bir şey değil. Ne huzur, ne müreffeh hayat yaşayacakmışım. Benim hayatım bu. Savaş. Ebediyen savaş. Çünkü şeytan imparatorluğu var yeryüzünde. Bunu yıkmaya, teslis yalanını yok etmeye, hakkı, hakikati dünyaya yerleştirmeye kararlıyım. Nereye kadar yürürsem. Nuh peygamber gibi, Musa peygamber gibi. Gidebileceğim yere kadar gideceğim. Son nefesime kadar. Peki siz 2006 Ocak ayında evet. bir tahliye edildiniz. Evet. Ve o tahliyenizden 8-10 gün sonra eksik hesaplanmış diyerek evet. yeniden cezaevine gönderilip 4 sene daha evet. Yattınız. Bu aradaki 10 gün boyunca 10 gün müydü? 8 gün. 8 gün. Ne yaptınız o 8 gün boyunca? Tam 8 gün. Ne yaptınız o 8 gün boyunca? 8 günde biraz dolaştım. Bir evde saklandım. Niye saklanıyorsun? Özgür bir adamsınız artık. Saklanacak ne var? Ya medya peşimde işte. Birileri takip ediyor. Şöyle böyle. Esasında yani saklanmak zorunda kaldım. Saklanmak zorunda kaldım. Yani o gün bir uçağa binip ülkeden gitseydiniz giderdiniz ya, bir kuş kadar hürdünüz. Gidebilirdim ama bu sadece benim hür irademe bağlı değil maalesef. Kimin başka iradesine bağlıydı? Ben bir planın içindeyim. Bir planın içindeyim. Yani siz bir hafta sonra gelip sizi yakalayacaklarını, ben çünkü o gün de oradaydım. Yani siz ilk tahliye olurken evet. de ikinci kez yakalanırken de sanki hani o kapıdan öyle bir çıkışınız vardı ki ben de sizi bekliyordum. Buyurun gidelim der gibi çıktınız. Öyle bir şey. Tabii ben kaçma planım vardı. Kaçmayı düşünüyordum daha doğrusu. Kaçmayı düşünüyordum ama birileri ihanet etti. Polise iki tane telefon gitti. Düşünebiliyor musunuz? Polise iki telefon gitti. Sizin arkadaşlarınızdan biri mi? Ya işte bilen birileri artık. Ne arkadaş olacak ki? Yahuda. Eski arkadaş yerine. Eski arkadaş olur. Bir başkası olur. Ülkücü mü? Bilemem. Yani birileri polise ihbar etti. Polis de eliyle koymuş gibi buldu. Aldı gitti. Önemli değil. Demek ki böyle olması gerekiyormuş. Oldu. Avrupa'ya gidecektim. Nereye gidecektim? Yunanistan'a gidecektim. Fransa'ya gidecektim. Bir yere ilticam edecektim. Sığınacak mıydım? Düşmanın eline mi sığınacaktım? Önemli değil. O 8 günde ben söyleyeceğim her sözü söyledim. Orada sizi bekleyen bir şey mi vardı? Yani Yunanistan'da ya da İtalya'da. İtalya'da veya Amerika'da neyse, yani bir düşmanın eline gidecektim. Nereye gidecektim? Sizi bekleyen hani gel biz sana bakarız diyenler var mıydı? Tabii İtalyan hükümeti açıkça söyledi. Senatör Paolo Guzzante, Ağaca gel biz seni koruyacağız dedi. Seni koruyacağız diyor. Yani gel ondan sonra himaye edeceğiz. Himaye edeceğiz. Devlet olarak, hükümet olarak ondan sonra da masal anlatıyor. Peki siz sormuyor musunuz? Beni niye koruyorsunuz kardeşim? Ben bu Türkiye Cumhuriyeti'nin şerefli bir vatandaşıyım. Bir hata ettiysek cezamızı çekmişiz, yatmışız, çıkmışız. Ya o öyle sen diyor kim işte. Oluyorsun da beni koruyorsun demiyor musunuz? Ya işte gitmedik. Dedik zaten onu. Gitmeyerek yani onların eline sığınmayarak dedik yani bir Cem Sultan gibi olmadım ben. Veya Yılmaz Güney gibi kaçıp ülkeme kin ve nefretle kusmadım. Yılmaz Güney de biliyorsunuz masum bir hakimi öldürdü ama masum hakimi öldüren Yılmaz Güney bugün komünistlerin kahramanıdır. Yani tamam ölmüş, ölünün ardından konuşulmaz ama cinayet işlemiş. Hı hı. Bunun sanatla ne alakası o var? Plan dediğiniz ne planı?
ya bu plan, yani benim hayatımı yönlendiren bir plan var. Vatikan'da söylediği gibi üçüncü sır işte. Üçüncü sırrın merkezinde ben varım. Bu bir ilahi plan. Vatikan bunu kabul etti. Ama ben teslis yalanını kainattan yok edeceğim dediğim zaman Vatikan bana dedi ki bu noktada ilişkimiz bitmiştir dedi. Seni bırakırız, Türkiye'ye gidersin. O kadar. Peki. Siz 2006'da nişanlıydınız da değil mi? Rabia'yla, Rabia Özden Kazan'la. Şimdi nişanlı değildik. Görüştük arkadaş olarak, tanıştık yani. Belki ileride bir nişanlanma durumu da söz konusu olabilirdi. Açık konuşalım. Aşık mı oldunuz? Konuştuk. Ya yok. Think Tank, düşünce kuruluşu kurmayı planlıyorum. Ya bunun için... Kim var yanınızda? Yanımda şu anda hiç kimse yok. Adam arıyorum. Adam gibi adam yani. Düşüncesi, dünya düşüncesi ne olacak? Dünya görüşü ne olacak? Dünya görüşü ne olacak? Ülkücü mü olsunlar? Hayır hayır, ülkücü değil. Ülkücü değil. Artık saflar, hak, hakikat bir tarafta, yalan, dolan bir tarafta. Yani küresel satanizme karşı hak yol. Açıkçası İslamiyet. İnsanlığın son umudu İslamiyet. Ya İslamiyet ya da yok oluş. Bunu kitapta apaçık yazdım. İnsanlık yok olacak, tarihten silinecek. Maymunlar dünyası, robotlar dünyası olacak bu. İnsanlığı kurtarabilecek tek umut, son umut İslamiyet. Bunu, bu İncil'i ıslah edebilecek, yeniden yazabilecek tek insan benim. Çünkü Hristiyanlığın tek mucizesinin, bakın, merkezindeki tek insan benim. Bunu Vatikan kabul ediyor. Dikkat edin. Vatikan bunu açıkça kabul ediyor. Şimdi dünyayı bu şekilde değiştireceğiz. İncil masalını, Tevrat masalını tarihten silip atıp ortaya yepyeni bir hakikat koyacağız. Mükemmel İncil, yani Kur'an-ı Kerim'in mükemmel yorumu. Beyni yıkanmış milyarlarca insanı kurtaracağız. Olay bu. Yani Rand Corporation misali bir tane ya. Amerika'da utanın ya. Amerika'da 4000 tane think tank kuruluşu var arkadaşlar. Ama Türkiye'de 4 tane yok ya. Bakın Abu Dhabi'de 700 milyar dolar para var. Vicdansız adamlar, bunun %10'unu Kur'an-ı Kerim için harcasanız dünyayı Müslüman yaparız. Bunu harcamazsanız ne olacak? Bakın son 30 yılda Orta Doğu ülkeleri savaş için tam 11 bin milyar dolar. Bakın 11 bin milyar dolar harcadılar. Yani kendilerini öldüren katillere 11 bin milyar dolar para harcadılar. Peki. Şimdi herkesin merakla beklediği tanıtımlarda da duyurduk. Herkesin cevabını beklediği soruya geliyor sıra. Cezaevinden çıktıktan sonra Mossad sizinle irtibata geçti. Ve sizden dünyayı sarsacak bir suikast için işbirliği istedi. Doğru mu? Evet, doğru. Bu konuyu izah edeceğim. Buyurun, izah edin. Kim geldi size? Kim öldürülecek? Siz bu işin neresinde olacaksınız? Şimdi ben Mossad'la nasıl tanıştığımı söyleyeyim önce. Buyurun. İsrail Büyükelçiliği'nden 2008 yaz mevsiminde İsrail Büyükelçiliği ile bir ölçüde yazışmalarım oldu. Ankara'daki bir arkadaşım vasıtasıyla işte temasım oldu. Orada bir Mossad ajanı var. Mossad ajanı bir bayan var. Onunla haberleştik. İsrail'den bir talebim oldu. Resmi bir şeyler. Şimdi bakın, bana bu İsrail Büyükelçiliği'nden gelen bir cevaptır bu. Bakın, İsrail Büyükelçiliği. Tabii bakın. Göstereyim ben kameraya. Ama burada arkadaşın ismi görülmesin diye şey yapıyorum. Embassy of İsrail Ankara. Burada tabii benim ismim de var. Bakın, Mehmet Ali Ağacı da yazılı. Görüyor musun? Mehmet Ali Ağacı. Doesn't meet the... Mehmet Ali Ağacı. Mehmet Ali Ağacı da yazılı. Şimdi burada bu İsrail Elçiliği'nden bana gelen bir cevap. Yani bu İsrail Elçiliği ile benim bir bağlantım vardı. Şimdi Mossad ajanı kadın, Türkiye'de doğan bir kadın. Türkiye doğumlu bir bayan. Mükemmel Türkçe. Türk yani. Hayır hayır. Yahudi kendisi de.
İsrail vatandaşı. Türkiye'den gitme. İsrail'i biliyorsunuz yani 50 tane ülkeden giden insanlar var. Tamam. Ben bu Mossad ajanıyla iki defa görüştüm. Ankara'da. Ben tahliyeden sonra görüştüm. Bir şey söyleyeceğim. Hı. Bu belgenin şimdi sizin anlatacağınız suikast planıyla ilgisi yok. Değil mi? Yok. Bu başka bir. İsrail elçiliğiyle nasıl irtibat kurduğumu. Siz ne sordunuz da İsrail size cevap verdi? O neyin cevabı yani? Siz hangi sorunuzun cevabı o? Ne istediniz? Ben bunu daha sonra ortaya çıkacak. Bu daha sonra. Siz İsrail'le bir şey istediniz? Bir şeyler istedim. Onlar da cevap verdiler. Doesn't meet dediler. Buluşmadılar dediler. O kadarını gördüm çünkü. Evet. Bu talebiniz şimdilik kabul edilemez dediler. Ama resmi bir talep bu. Şey değil bu. Siz İsrail Devlet Başkanı'yla buluşmak istediniz. Evet, İsrail'i de ziyaret edecektim. Şimon Peres'le falan görüşmek. Ve Peres'le buluşmak istediniz. Ya doesn't meet dedi o. Yok, bir de pasaport falan bir şeyler istemiştim. Onu kabul ettim. Niye istediniz? İsrail'in kalbine girecektim. Nasıl Peygamber Musa nasıl Firavun sarayına girdi biliyorsunuz. O zaman Mossad size durup dururken işbirliği teklif etmemiş. Daha sonra. Şimdi ben o kapıyı siz açmışsınız evet, yani. Evet, ben açtım ama bir dakika, ama şöyle, şimdi ben Mossad ajanı kadınla görüştüm iki defa. O bana bir Mossad, başka bir Mossad ajanı tanıştırdı. Başka bir Mossad. Adını söylemiyorum. Onun da adını söylemiyorum ama zaten o bayanı tanıyan tanır. Bir tane kadın var orada. Türkiye doğumlu. Mükemmel Türkçe konuşan bir kadın var. Bilen bilir. İsmini söylemiyorum. Şimdi Mossad benim psikolojik yapımı biliyor. Kendi aklınca. Benim megaloman olarak değerlendiriyor. İşte tarihe geçmek isteyen biri falan. Daha sonra Mossad öyle papayı vurduğunuz zaman Türkiye'nin en ünlü teröristiyim ben dediniz. Oradan hareketle tabii bunlar geldiler bana. Mossad ajanı bana şunu söyledi. Başkan Obama'yı öldürmek istiyorsan sana her türlü yardım yapacağız dedi. Evet. Amerikan Başkanı Obama'yı öldürme planı yaptık. Mossad ile. Daha sonra Kıbrıs'a gittim ben. Kuzey Kıbrıs'a gittim. Tarihi ne? Nisan Mayıs ayı arasında. İstanbul'da. Evet, bu tahliyeden sonra. Nisan Mayıs ayı arasında. Mossad size bir ajanla gönderdi. Evet. Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'ne gittik. Ajanla beraber Kuzey Kıbrıs'a mı gittiniz? Evet, Kuzey Kıbrıs'a gittik. Bir Mossad merkezine gittik. Nerede olduğu önemli değil. Bir malikanede. Şimdi bakın. Siz de çok uzak değilmişsiniz mesele bu kadar. Evet. Yani İstanbul'dan KKTC'ye falan Mossad ajanıyla gezdiğinize göre. Evet. Yolu yalamışsınız yani aslında. Bunu buldular. El al uçağına bomba koydurdular. Sonra bombayı ortaya çıkardılar. Çocuğu zorla Suriye elçiliğine kadar kovaladılar. Oraya koydular. Suriye'yi ondan sonra dünyaya terörist ilan ettiler. Bunlar hiç yani ilginç şeyler değil. Sonra Hariri cinayeti. Kim işledi bu Hariri cinayeti? İşte Hariri cinayetinden ilham alıyor Mossad. Yani aynısını papaya yaptırmak istiyor. 200 kilo plastik patlayıcıyla papayı Roma'da öldürmeyi planlıyor Mossad. Arkadaş bunlar korkunç şeyler. Yani dünya bunu bilsin. Mossad'ın bu tuzağına düşmeyin diyorum. Bakın sözde böyle teröristler var ya, Müslümanlığa hizmet ettiğini falan. Hayır. İslamiyet terörizmi lanetliyor arkadaşlar. Müslüman terörist olamaz. Bu mümkün değil. Müslüman hakka, hukuka uygun yaşamak zorunda. Peki bütün bu anlattıklarınızı ispat edecek bir şey var mı? Var. İspat edecek bir şeyler var. Yani sadece sizin beyanınız var. Hayır. Benim Mossad ajanlarıyla çekilmiş fotoğraflarım da var. Nasıl? Mossad yanlış bir adım atarsa. Tamam ama Mossad ajanlarıyla çekilmiş fotoğraflarınızın kaynağını anladık. Siz İsrail'e gidip devlet başkanıyla görüşmek istemişsiniz. Var. Benim Mossad ajanıyla Kıbrıs'ta çekilmiş fotoğrafım da var. Ben 12 avukatımdan bir tanesine teslim ettim bu zarfı. Mossad dedim yanlış bir adım atarsa bunu dünya medyasına teslim edeceğim. Niye yanlış adım atmasını bekliyorsunuz ki? Verin hemen de şifre edelim. Hayır, her şeyin bir zamanı var. Şimdi bak ben Mossad. Bu kadar anlattınız bunu. Ben Mossad'a şunu söylüyorum. Mossad'ı uyarıyorum. Şayet Obama'yı öldürme planını terk etmezse, papayı bombayla öldürme planını terk etmezse. Nasıl emin olacağız bundan? Nereden bileceğiz bunu? Emin oluruz. Ben bu olaylar çok iyi biliyorum. Mossad'ı da tanıyorum. CIA'yı da tanıyorum. CIA'yı da uyarıyorum. Yani bu hain planları terk etmezlerse daha fazla konuşacağım. Daha fazla bilgiyi dünya medyasına sunacağım.
Bunu açıkça söylüyorum yani. Siz niye istediniz Şimon Peres'le görüşmeyi? O davet mektubu öyle anlıyor. Hayır, şu manada bakın. Ben şunu söylüyorum. İsrail'in de barış içinde, huzur içinde yaşamaya hakkı vardır. Şimdi bir siz İsrail yönetimine tavsiyede mi bulunmak istediniz? Tabii tavsiyede bulunmak istedim. Yani İran yönetimine de tavsiyede bulunuyorum. Yani, size ne onların ülkelerinden, yönetimlerinden? Olur mu öyle şey ya? Hepimizin kaderi, ortak kaderimiz var ya. Nasıl olur yani? Irak'ı işgal ettiren Mossad kalleşleri. 3 milyon kardeşimiz öldürüldü ya. Biz insanız her şeyden önce. Bırakın Müslümanlığı. Gidip Perez'e ne diyecektiniz ki? Ne diyecektim yani? İran ile İsrail arasında diplomatik ilişki kurulmasını teklif edecektim. Yani bırakın Filistin halkının özgürlüğünü tanıyın. Bırakın Filistin halkına bu zulmü işkenceye son verin. Filistin, İsrail bağımsız devlet, Filistin bağımsız devleti kurulsun. İsrail'i tanısın. Ve böylece İran'da İsrail ile diplomatik ilişkiler kurulsun. Bu savaş bitsin. İsrail'de huzur içinde, barış içinde yaşasın. Yani bizim İsrail'e bir düşmanlığımız yok yani. Özel bir düşmanlığımız yok. Peki Mossad Obama'yı ortadan kaldırmak mı istiyor? Öldürmek istiyor. Böyle sansasyonel bir eylem mi yapmak istiyor? Hayır. Mossad, bakın açık konuşuyorum. Obama'yı öldürmek istiyor. Çünkü Mossad istese daha ucuza mal ederek öldüremez mi? Hayır, yapamaz. Önemli olan o değil. Bakın, önemli olan şu. Mossad'ı öldüren kim? Mehmet Ali Ağaca mı? Yarın diyecekler ki Mehmet Ali Ağaca ya Türkiye'nin ajanı ya İran'ın ajanı. Bunu gönderen Stinger nereden gelmiş? Pakistan'dan gelmiş. Bakın, Pakistanlı birisi New York'ta basit bir bomba koydu bir otobüse. Biliyorsunuz patlamadı. Hillary Clinton ne dedi biliyor musunuz? Pakistan'ı işgal ederiz bir daha olursa dedi. Haberiniz yok mu siz? Şimdi olay bu yani. İranlı birine bakın. İranlı birine veya bir Türk beraber işte bir Türk'le İranlı birine papayı öldürtecekler. 200 kilo plastik patlayıcı orada sadece papayı değil. 50 tane İtalyan polisi de öldürür. Yani medeniyetler çatışmasını yükseltmek istiyorlar. Yani öyle bir uçurum yaratır ki bu. Artık Doğu medeniyeti ile Batı medeniyeti arasında hiçbir şekilde uzlaşma zemini bırakmaz. Mossad'ın istediği tek şey bu. Medeniyetler çatışmaz. Hristiyan, Müslüman, bütün insanlar birbirine düşman olsun. Mossad aradan çekilip dünyayı yönetsin. Böl, parçala, yönet. Siyonist çetenin mantığı bu. Şimdi mesela muhtemelen evet. İsrail devletinden. Evet. Ama önce belki İsrail Büyükelçiliğinden evet. Bir teksip gelecek bize. Gelsin, teksip gelsin. Gelsin, neyi teksip edecekler? Ben orada kadının adını söylerim o zaman. Söyleyin şimdi madem. Hayır, söyleyemem. Olmaz. Şimdi ben orada diyorum size. Türkiye'de doğmuş bir bayan. Yahudi Türkiye'de doğmuş, sonra İsrail'e gitmiş. Gazeteci mi? Hayır, diplomat ya. Dokunamazlar, diplomat dokunamazlar. Yani bu bir Mossad ajanı. Bu bayanla tanıştım, iki defa görüştüm. O bana başka bir Mossad ajanını tanıştırdı. Onlar da diyor ki ağaca işte megaloman kullanalım. Gitsin Obama'yı öldürsün. Ondan sonra da olayı işte Türkiye'nin üzerine atalım. İran'ın üzerine atalım. Gelelim İran'ı işgal edelim. Papayı da bir İranlı'ya bir Türk'e öldürtelim. Dünyayı medeniyetler çatışması cehennemine sürükleyelim. Böylece bütün Batı dünyası İsrail'in yanında olsun. Arapların düşmanı olsun, Müslümanların düşmanı olsun. Böyle Laceli'yle söyleşimiz devam ediyor. Ara vermeden önce onun hayatını etkileyen, yönlendiren diyelim daha doğrusu ilahi sırrı konuşacağımızı ifade etmiştik. Birkaç sefer vurguladık Fatıma'nın üçüncü sırrı, evet. Dördüncü sırrı diye aslında, ama asıl insanların merak ettiği sizin Mesih olduğunuz yönündeki beyanınız. Şimdi bakın bu konuya burada girmeyelim. Zaman uygun değil, mekan uygun değil. Kitabım orada. Bakın bu kitap 1000 yılın kitabı. Dünya tarihini değiştirebilecek bir kitap. Her manada muhteşem, mükemmel bir kitap. Şimdi küresel satanizm ambargo uyguluyor. Susturuyor beni. En rezil, en aşağılık kitapların reklamı yapılırken, bakın bu vampir kitapları nedir? Utanç kitaplardır bunlar. Utanç kitapları. Yeni ay şudur budur. İnsan, maymun, domuz sevgisi böyle yüceltiliyor. Anlatabildim mi? Anladım. Burada insanlık onurunu yücelten, hak, hakikati izah eden bir kitap siliniyor yani. Bakın müthiş bir ambargo uygulanıyor.
sistematik bir ambargo var. Bu omerta, mafya suskunluğu yani. Şeytani sistemin suskunluğu. Kitabı mı susturuyorlar? Halbuki burada bütün milletlere, inançlara saygı var. Dünya tarihini değiştirebilecek bir kitap bu. Bin yılın kitabı. Boşuna değil yani. Bin yılın kitabı. Vatikan'ı, Amerika'yı, Rusya'yı belgelerle, bakın belgelerle birçok şeyi ispat eden bir kitap. Susturuyorlar bunu. Okusunlar, anlasınlar. Peki. Ben ne anlatacağım bundan sonra? Peki. Okuyup anlasınlar. Kapatacağız programı ama şeyi bir kez daha altını çizmekte fayda var. Evet. Size Mossad'dan geldiğini iddia ettiğiniz teklif. Evet. Belki de dünya kamuoyunu derinden sarsacak. Bugün şu WikiLeaks belgeleri falan filan tartışılıyor. Hepsi solda masal sıfır, solda sıfır bırakacak. Çok önemli bir iddiayı koydunuz ortaya ve bunu da belgeleyebileceğinizi. Evet. Yani İsrail devleti bunu yalanlarsa belgeleyebileceğinizi. Evet, İsrail devleti yalanlayamaz çünkü Mossad'ın elinde, bakın. Bu İsrail Cumhurbaşkanı'nın, başbakanın yapabileceği bir şey değil. Mossad bir terör örgütü, bir örgütü gibi çalışıyor. Bağımsız bir terör örgütü bu. Yani Mossad'ın elinde bir plan var. Başkan Obama'yı...